Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. Merhaba arkadaşlar, ben Ceren Demir. Bugün sizlere Halis Ziya Uşaklı Dil'den bahsedeceğim. İlk öncelikle fikir aklından başlayalım. Fatih askeri rütbesinde okuduktan sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşındı. Halk hikayeleri ve masallarıyla dinleyerek geçen bir çocukluk ona edebiyat sevgisini aşıladı. İzmir rütbesinden sonra gittiği Fransız okulu Halis Ziya'nın edebi kültürünün gelişmesinde etkili oldu. Tevfik Nevzat ile Nevruz, Ahenk hizmet gazetelerini çıkardı. Asıl yazarlığına Hizmet gazetesindeki çalışmaları ile başladı. ...1901'de Servet Fünun toplumunun dağıtması ile yazı hayatına 7 yıl kadar ara verdi. İkinci meşrutiyetinin ilanından sonra yazı hayatına tekrar geri döndü. 27 Mart 1945'te 1905'ten beri oturduğu Yeşilköy'deki evinde vefat etti. Halis Ziya'nın hayatından genel olarak bahsettik. Şimdi size edebi kişiliğini anlatacağım. İlk büyük romancımızdır. Batılı anlamdaki ilk romanları Halis Ziya yazmıştır. Realizmin etkisindedir. Namık Kemal'in aydınlara yönelik roman çizgisinin sürdürücüsüdür. Romanları teknik açıdan üstündür. Yapıtlarında olay akışını çok az yerde kesmiştir. Karakter çözümlemelerinde ve çevre betimlemelerinde başarılıdır. Romanlarında İstanbul'un aydın çevrelerini basınla ilişki kişilerini anlatmıştır. Hikayelerinde Anadolu'ya da açılmıştır. Hikayelerin dili romanların dilinden daha sadedir. Romanlarının dilini sonradan sadeleştirmiştir. Alışılmışın dışında bir cümle düzeni vardır. Mensur şiir ve anıları da önemlidir. Gördüğünüz gibi edebi kişiliğinden de bahsettik. Şimdi de gelelim eserlerine. Roman türünde Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Hikayede, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir Şiiri Hayal, Kadın Pençesi, Hepsinden Acı, Makale türünde Sanata Dair, Tiyatro, Kabus, Hürriyüzan, Fare. Anı türünde ise 40 Yıl Saray ve Ötesi. Bir Acı Hikaye. Evet, videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu kadar neyle, bu kadar. Daha fazla bir şey bekliyorum. Görüşürüz. Selim abi, evet. Halis Ziya Uşaklıgil deyince aklına ilk ne geliyor? Buyur. Halis Ziya Uşaklıgil denilince aklına ilk ne geliyor? Behlül. Mihter.